Merhaba, ben Serkan Alkan. Coşkun Öd Metal Form'da mühendislik müdürü olarak çalışıyorum. Bu videomuzda sizlere bir otomobil kapısının üretim hikayesini anlatacağım. İlk olarak OEM'ler tarafından imal edilmesi talep edilen kapısaç parçasının CAD datası yani 3 boyutlu matematik modeli incelenerek üretim için gerekli olan kalıp operasyonları ve prosesleri öngörülür. Örnek olarak 5 adımda üretilen bir kapı astar parçasının operasyonları şöyledir. İlk adım olan açınım kesmede rulo sacı leve haline keseriz. İkinci adım olan derin çekmede leve halindeki sacı şekillendiririz. Üçüncü ve dördüncü adım olan kesme ve delme operasyonlarında şekil almış sacın gereksiz bölgelerini kesip atarız. Son adım olan bükme ve kalibre operasyonlarında ise derin çekme operasyonunda oluşturamadığımız bölgeleri şekillendirmiş oluruz. Paralelde bu prosese göre üretilebilirlik ve kalıplanabilirlik analizleri yapılır. Üretilebilirlik analizlerinde kullanılan yazılım sayesinde kapı astar parçasının levha saçtan final haline gelinceye dek tüm süreçleri adım adım analiz edilerek görülebilmektedir. Bu analizler ile levha saçın kalıp yüzeylerine temas ederek nasıl şekillendiğini, kalıp içerisinde nasıl bir davranış sergilediğini ve şekil alma esnasında ortaya çıkabilecek tüm hata türlerini görebilmekteyiz. Analizlerden elde ettiğimiz verilere istinaden ortaya çıkan hata türlerine göre OEM'lerle birlikte proseste, kalıp yüzeylerinde, saç malzemede ve hatta parça geometrisinde yapılan değişiklikler ile bu hataların ortadan kaldırılmasını sağlayarak parçayı üretilebilir hale getirmeye çalışırız. Parçayı üretilebilir hale getirirken aynı zamanda da kalıp prosesini ve operasyonları da nihai haline getirmiş oluruz. Tüm bu çalışmalar sonrasında final haline getirilen kalıp prosesiyle birlikte kalıp tasarım çalışmalarına da start veririz. Bu aşamada kullandığımız tasarım yazılımları ile imalatı yapılacak olan kalıp operasyonlarının konstrüksiyonları, üretim yapılacağı pres hattına göre adaptasyonu, üretim esnasında kullanılacak olan otomasyon sistemi, kalıbın sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan dayanım, yataklama ve ergonomi gibi tüm koşullar kontrol edilmektedir. Kalıp tasarımında kalıbı oluşturan dökümler, kalıp çelikleri, standart malzemeler ve diğer tüm alt detayların kontrolü ve onayları sağlandıktan sonra elemanlar temin edilerek imalat süreçlerine geçilir. Bu videomuzda bir otomobil kapısının üretim yolculuğundaki kalıp proses ve tasarım süreçlerinden bahsettik. Serinin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.